Herkese merhabalar. Arka bahçem kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır yufkayla lezzetli bir gözleme tarifi hazırladım. Hamur açmayla uğraşmadan pratik bir şekilde yapabileceğiniz bir tarif. Hemen yapımına geçelim. Gözlemeyi yapmaya sosunu hazırlamakla başlayalım. Sosu için uygun bir kaseye bir adet yumurtayı alıp çatalla iyice çırptım. Daha sonra üzerine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ve 3 yemek kaşığı da süt ekledim. Sosumuz için gerekli olan malzemeler bu kadar. Bu malzemelerin hepsini homojen bir kıvama gelene kadar güzelce karıştıralım. Daha sonra da yufkamızı hazırlayalım. Ben bugün bir adet yufkadan hazırlıyorum. Sizler yufka sayısına göre sos miktarını arttırabilirsiniz. Yufkayı tezgaha serdikten sonra hazırlamış olduğum sosu yufkanın her tarafına gelecek şekilde bir kaşık yardımıyla döküyorum. Daha sonra da bir fırçayla sosu yufkanın her tarafına buluyorum. Bugün çok az ölçülerle hazırlıyorum. Salı günleri genelde az ölçülü tarifler paylaşıyorum. Bugün de sizler için hazır yufkadan yapabileceğiniz pratik ve lezzetli bir gözleme tarifi hazırladım. Sosu sürdükten sonra şimdi de iç malzemesini ekliyorum. Ben iki çeşit peynir kullandım. Peynirleri güzel bir şekilde serpiştirdim. Siz dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Hem görüntüsünün güzel olması hem de lezzet vermesi için de 3-4 dal taze soğanın yeşil kısımlarını ince ince doğrayıp en son üzerine serpiştirdim. Ve şimdi de yufkamı katlıyorum. Önce iki tarafını içe doğru katlıyorum. Daha sonra da diğer iki tarafını da katlayıp kare bir form veriyorum. Yufkaya sosu döktükten sonra seri hareket etmemiz gerekiyor. Sosun yufkayı yumuşatıp tezgaha yapıştırmaması için bu aşamaya dikkat edelim. Yufkamı katladıktan sonra pişireceğim tavanın içerisine alıyorum. Burada da katlamış olduğumuz kısmın alta gelmiş olmasına dikkat edelim. Üste kalırsa kurur ve çevirme esnasında sıkıntı yaşayabiliriz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz sizlerden küçük bir ricam olacak. Tariflerimi beğeniyorsanız ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bana destek olmak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup tariflerimi sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Gözlemeyi ocağa aldıktan sonra kısık ateşte ilk tarafını ortalama 6-7 dakika kadar pişirdim. Daha sonra bir spatula yardımıyla ters çevirdim. Gözlemeyi pişirirken kısık ateşte pişirelim ki iç harcı da güzel bir şekilde pişmiş olsun. Gözlemeyi çevirdikten sonra pişmiş olan tarafa bir parça tereyağını alıp her tarafına güzelce sürüyorum. Daha sonra diğer tarafını da pişirip ters çeviriyorum. Diğer tarafını da yine aynı şekilde 6-7 dakika kadar pişirdim. Kısık ateşte pişirmezseniz dışı yanar ve içi çiğ kalır. Kısık ateşte yavaş yavaş pişirmemiz gerekiyor. Her iki tarafı da nar gibi kızarana kadar ara ara çevirerek güzelce pişirelim ve gözlememiz servise hazırdır. Çayınız demlenene kadar hazırlayabileceğiniz hem lezzetli hem de pratik bir tarif. Gözlemeyi dilimledikten sonra hiç soğutmadan sıcak bir şekilde tüketmenizi tavsiye ediyorum. Ve bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim. Sizler gözlemenin son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bugün de sizlere tek yufkadan hem pratik hem de lezzetli bir gözleme tarifi hazırladım. Bu tarifi şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı merakla bekliyorum. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.